İyi günler. İyi günler. Beni Tüllü Baba'dan gönderdiler. Bu kadar çabuk mu? Bravo vallahi. Tüllü Baba'da çalışan bir akrabam sizin oğlunuz Buyurun. Uygun bir gelin adayı aradığınızı söyledi de. Ne? Olamaz. Hayır. Yazıklar olsun Beygubi Hanım teyze. Ben burada ne güne duruyorum ha? Reyhan, sakin ol kızım. Bu işleri biraz kısmet işidir. Evet Reyhancığım, seni denedik ama olmadı. Niye olmuyormuş? Bal gibi de olur. Bal gibi de olur. Beni daha kaç kere denedin ki? Alt tarafı 187 kere denedin. Sen misin? Firdevs sen misin? Reçelini kim yer be? Allah Allah. Şunlara bak, o da bir şey mi? Hazır koç yumurtası reçeli bile var. Koç yumurtası mı? Koç yumurtası. Dinliyorum seni be. Mazhar Bey, en iyi ben mutlu edebilirim bir kere. Mesela onunla evlenmeyerek onu mutlu edebilirim. Bu kız onu yapabilir mi ha? Yapabilir misin? Tövbe tövbe, çattık. Senin adın ne? Neriman. Ha? Bak gördünüz mü? Nerimanmış ismi. Bir kere onun ismi 7 harften oluşuyor. Benim adım yani Reyhan 6 harften oluşuyor. Mesela bana seslenirken bir harf daha az söyleyip daha az yorulacaksınız. Bak gördünüz mü? Soruyorum size Menkıbe Hanım teyze. Bunu hiç düşündünüz mü ha? Ay! Düşün! Şimdi aklımı kaçıracağım. Bana bak Müfit, biraz sonra annemle beraber sizin iş yerinize tamam, geleceğiz. Yanınızda Neriman adında bir kız var. Ya, ne yap, ne et, abimi onunla evlenmesi için ikna et, tamam mı? Ben mi? Tamam, bu hususta elimden geleni yapacağım, merak etme Firdevs. Vallahi elinden gelenin fazlasını yapsan iyi olur Müfit'ciğim. Çünkü iş senin elinden gelene kalırsa hiçbir şey olmaz. Abimi ne yapıp ne edip ikna ediyorsun? İşte o kadar. Merak etmeyin, evlenecek değilim. Ben gururlu bir insanım. Siz olursa bu salak kızla evlendirin. Rica ederim. Ben salak filan değilim. Ben çok romantik bir genç kızım. Bu yüzden de sizinle kavga etmeyeceğim. Reyhan, sen artık evine git istersen. Gidiyorum. Gidiyorum ama çok pişman olacaksınız. Benim umlu arayacaksınız. Hatta şarjlı ışıldak da olabilir. Çünkü sık sık elektrik kesintisi olacak. Yürü. Yürü hadi defol. Çok şükür. Dünya varmış. Sen onun sözlerini aldırma Neriman kızım. Bu zavallıcık küçükten beri böyleymiş. 3 yaşındayken tepe üstü düşmüş. Önemli değil efendim. Ben hayırlısıyla bir an önce evlenip şu kızlık soyadımı değiştirmek istiyorum. Niye? Soyadın nedir? Başından aşağı kaynar su dökülmez oğlu. Diyorsun. Bence de haklısın Nerimancığım. Sen bir an önce evlenip soyadını değiştir bence. Ya. Bibiş, hazır ayran. Resmen sallama ayran ya. Sallama o zaman. Kek. Sen al et bak. Hop çıkarıyorsun. Suyun içine daldırıyorsun, sallıyorsun. Ayran oldu. Ayran oldu. Ya iron. Bu da işkembe dondurması. Çok güzel. O da bir şey mi? Bakın, kutu rakı bile yapmış adamlar. Herif tam bir gıda çılgını ya. İğrenç. Kanka be. Ne var? Bak, benden sana bir dost tavsiyesi. Eğer karşına Neriman diye bir kız çıkarsa sakın kaçırma onu, olur mu? Niyeymiş o? Kızların Neriman olanı çok mu değerli oluyor? Evet, öyle oluyor. Yani bu Batman, Superman gibi bir isim değil mi? Böyle Neriman, yani kahraman ismine benziyor değil mi? Şu anda hafiften böyle yağmur çiseliyor olsaydı ve fonda da Love Story filminin müziği çalsaydı. Ne güzel olurdu değil mi? Evet çok güzel olurdu. Hatta ortada keman çalarak yürüyen bir adam olsaydı daha bile güzel olurdu. Evet. Keşke 18. yüzyılda yaşıyor olsaydık. O dönem kim bilir ne romantikti değil mi? Merak etme Neriman kızım. Benim maslarım minik kuşum da çok romantiktir. Küçükken odasının duvarlarına Sezen Cumhur Önal posterleri asardı hep. Ya. Tabii ya. Ayrıca abim şiir okumayı da çok sever. Bir oturuşta 500-600 şiir okumadan kalkmaz. Ne kadar güzel. Desenize Mazhar Bey'le çok iyi anlaşacağız. Bundan eminim. Evlenince Romeo'yla... Ay neydi onun adı? Şöbiyet miydi? Juliet miydi? İşte aynen öyle olacaksın. Hadi artık gidelim de minik kuşumla bir an önce tanışın. Nedir? Önerin ne? Yılan. Yılan çorbasını ekleme şu kampanyaya. Balya Sultan geldi. Minik kuşum, bak sana kimi getirdik. Neriman. Allah Allah, ne iyi ettiniz. Ben de şu sıralar biri bana bir Neriman getirse ne iyi olur diye düşünüyordum. Abicim, Neriman o kadar romantik bir genç kız ki... ...evinde tam 8 şömineyle 8 tane de ayı postu var. Merhaba Mazhar Bey. Ben Neriman, başından aşağı kaynar su dökülmez oğlu. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Mazhar Un. Ciddi misiniz?
Ne güzel, kısacıcık soyadınız varmış. Aslında bu un soyadı bile uzun geliyor. Sadece U yapmak istiyorum. Nasar Bey'imizle bir bayan ilgileniyor. Benim minik kuşum çok romantik olduğu kadar çok da şakacıdır Neriman kız. Evet, öyleyimdir. Çok şakacıyımdır. Müfit, buradan çıktıktan şey sonra kafeye her gel. Her zaman bu kadar kötü seninle konuşacaklarım var. Tamam, gelirim. Hoş geldin ruhum. Hoş bulduk da bu cadılar yine sana evlenmelik kız getirmişler ha? Ama... alo, getirsinler ne olacak? Sanki getiriyorlar da bir şey mi oluyor? Orası hiç belli olmaz dostum. Bakarsın bazen bir şeyler de olabilir. Boşver ruhum. Bu arada unutmadan bana aldığın yüzük için teşekkür ederim. Gerçekten çok incesin. Ne? Kim? Ben mi sana yüzük almışım? Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi de sırada Masar Mahmudoğlu isimli bir dinleyicimizin sevgisi Neriman için istediği parçayı çalıyoruz. Notre Dame de Paris. Falan göndermedim ya. Yalancı! Yazıklar olsun sana. Benim mezarıma 3 senedir bir tane bile çiçek getirmedin. Ruhum ne olursun dinle. Bu olanlar bir tesadüf. Ben bu kızı hayatımda ilk defa görüyorum ya. Bana bak. Senin karşında salak Reyhan yok, tamam mı? Hem ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Tamam gel dışarı çıkalım. Burada kendi kendine konuşan bir salak durumuna düşüyorum. Affedersiniz benim acilen dışarı çıkmam gerekiyor. Hoşçakalın. Bay. İnan bana. O kızı daha önce rüyamda bile görmedim Ruhsar. Peki o yüzük, o şarkı, o çiçek neydi Masar Bey? Bilmiyorum. Belki bunları yapan başka bir Masar'dır. İsim benzerliğidir. Bana bak Masar. Eğer bir daha bir yalanı yakalarsan var ya. Ama var ya. Sevdanı dağlara yazarsın. Ruhsar biliyorum gözünü kırpmaz yakarsın. Bu ne? Masar bu ne? Bu ne? Plaka bu. Şimdi bu kızı hiç tanımıyordun ha? Olamaz canım bu ne ya? Şimdi görürsün sen. Ruhsar bunu yapamazsın. Ruhsar değiştir şunu. Sana bu az bile canım. Daha fazlasını yapmadığıma dua et. Ruhsar dur. Gitmeden değiştir şunu. Ben bu plakayla kaza bile yapamam. Ruhsar rezil olurum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.